Merhabalar. Bu akşamki konuşmanın başlığı 1970 yıllarda sanat-siyaset ilişkisi, ilerici demokrat sanat eğilimi, konuşmacılar Gülerbek ve Yusuf Tatlı. Hem Gülerbek'in tezinden biz duvar resiminden korkuyor projesi kapsamında oldukça yararlanmıştık. Bütün araştırmanın başı aslında tez üzerinden çıktı. İlk o bilgilerle aslında biz bütün sorularımızı sanatçılara soracak soruları oluşturduk. Sergiyi gezdiyseniz Yusuf Bey'in de arşivini görebilirsiniz. Bize çok fazla katkıda bulundu. Hem deneyimleri hem de arşivine. Sergi kapsamında bir konuşma daha kaldı. 18 Nisan'da Selahattin Tonguç 13. Antalya Film Festivali döneminde CHP'li belediye başkanı, hala CHP'li konuşmaya gelecek. Hem o dönemi 75 yılında hem de 76 duvar resmine geçişi anlatacak. Karşısında Orhan Taylan olacak deneyimlerini paylaşmak için. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Herkese merhaba. Az önce de belirtildiği gibi ben doktora çalışmamı 1970-1980 yılları arasında Türkiye'de kültürel ve sanatsal ortam üzerine yaptım. Tabii genel bir profil üzerinden yapılan bir okumaydı. Bunun içerisinde pek çok konuya değinmek gerekti. Bu sergiyle ilişkili kısmı aslında benim tez çalışmamın ya da doktora çalışmamın içinde bir yerlerde duruyor. Tabii ki çalışmam tamamıyla bu sergide konu edilen kesite dayalı değil ama genel bir çerçeve üzerinden bu konulara da değinildi. Şimdi bugünkü konuşma kapsamında öncelikli olarak size çok genel hatlarıyla o dönemin çok yaygın söylemlerinden birisi olan ilerici, demokrat, devrimci, kültür, sanat anlayışı ne anlama geliyordu, nasıl okunuyordu, bu konuyla ilgili ne tür bir söylem dili geliştirilmişti onu aktarmaya çalışacağım ve hocama sözü bırakacağım. Sonrasında da sanırım konu konuyu açacaktır ve bir diyalog oluşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 1970'lerdeki kültür ve sanat ortamında yaşanan değişimler herkesçe bilindiği üzere 27 Mayıs 1960'tan itibaren etkisini gösteren toplumsal dönüşümle başlıyor. Milli Birlik Komitesi'nin yönetime el koymasıyla gerçekleşen 60 müdahalesi, özellikle 61 yılında çıkarılan anayasa nedeniyle Türk siyasi tarihinde görece özgürlükler dönemi olarak anılmıştır. Bu dönemde aydınlar ve öğrencilerin işçi sınıf ile birlikte siyaset yapabilmelerine ortam yaratıldığını, özellikle sol fikirlerin hızlı ekonomik kalkınma ve sosyal adalet kavramlarıyla birlikte kitlelere etki etmeye başladığı gözlenir. 65'te iktidara gelen Adalet Parti tarafından yoğun eleştiriler alan soldaki bu gelişmeler, 70'li yılların gerek siyasi, gerek düşünsel açıdan başat unsurlarından biri haline dönüşüyor. Söz konusu dönemde farklı ideolojilerin kamplara bölünerek uç noktalara taşındığını, karşıt görüşlerin başka bir dünyanın olanaklı olduğuna dair propagandalar yürüttüğü bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde siyaset, siyaset alanlarına, sanat da sanatçılara bırakılmadığı gibi adeta sanat ne toplum ne sanat için, sanat siyaset içindir söylemi ağır basıyor. ...1960 sonrasında sol içerikli yayınların çevresiyle yaygınlaşan sosyalist düşünce biçimi, 68 olaylarıyla başlayan öğrenci işçi hareketleri ve toplumsal siyasal bunalımların etkisiyle politize olan kitlelere koşut olarak sanatta da politize, angaje olma durumunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de 60'lara kadar baskı altında tutulan sosyalist düşünce, 61 anayasası ile birlikte örgütlenme ve serbestçe tartışma olanağını bulur. Bu anlamda kurulan TİP, Türkiye İşçi Partisi, başlangıçta sol görüşü benimseyen kesimlerin bir araya geldiği ortak bir zemin oluşturur. Sendikacılar tarafından kurulan TİP,
Türkiye'nin yeterince batılılaşmış bir toplum olduğunu düşünmekte, güçlü bir işçi kitlesinin oluştuğunu varsaymaktadır. Eğer ki proletaryayı kendisine inandırabilirse, iktidara gelebilecek oyu alabilecektir. Tipin başlangıçta sol kesimden önemli ölçüde destek alan bu söylemi, 61'de Doğan Avcıoğlu tarafından çıkarılmaya başlayan Yön dergisinde muhalif bir tavırla karşılanır. Marksist bakış açısını benimseyen Doğan Avcıoğlu, tipin bu söylemini proletarya burjuva mücadelesinin sloganlarını öne çıkararak anti-emperyalist milliyetçi mücadeleyi zayıflattığı yönünde eleştirmiştir. Çünkü Avcıoğlu ve Yön dergisinin muhalif görüşüne göre Türkiye henüz tam bağımsızlık mücadelesi vermekte ve işçi sınıfı iktidara etki edecek güce ulaşmamıştır. Dahası bir sınıf partisi kurmanın koşulları oluşmamıştır. Tipi eleştiren kesimin söylemi, Türkiye'nin henüz milli demokratik devrim aşamasında olduğu yönündedir. Bu söyleme göre Demokrat Parti, Adalet Parti çizgisi karşı devrimci sayılmaktadır. Buna karşın 70'li yıllarda sınıf hareketinin bir güç unsuruna dönüştüğü görülür. Dergilerin ve yayınların birçoğunda faşizm, ideoloji, sanat kavramları birlikte ele alınır. Çeşitli kuramcıların metinlerinden yapılan çevirilerle işin kaynağına inilmeye çalışılırken, Marx, Lenin, Engels gibi kuramcıların metinlerinin tartışmaya açılması ve yükselen işçi hareketine karşı gelişen duyarlılık, kültür-sanat çevrelerinde sosyalist devrimci sanat söylemlerinin dile getirilmesine zemin oluşturur. Daha çok sol görüşlü çevrelerin terminolojisini oluşturan devrimci edebiyat, kültür, sanat söylemleri çerçevesinde kurulan işçi tiyatroları, sınıfsal mücadelenin temel unsuru olarak görülen işçileri sanatta buluşturmak, sanatı halka ulaştırmak için benimsenen etkili bir yoldur. Bu yıllarda sanat ve sanatçı için devrimci ilerici olma hali adeta kendiliğinden var olan bir zorunluluktur. Devrimci roman, öykü, şiir, devrimci tiyatro, devrimci sinema üzerine tartışmalar giderek yoğunlaşır. Ankara Çağdaş Sahne, İstanbul Ertem Galerisi, Dostlar Tiyatrosu, Töpder Merkezleri, Ankara ve İstanbul Sinematek Dernekleri, Eskişehir Sinema Kulübü gibi kuruluşların düzenlediği forum, açık oturum gibi etkinliklerde konunun çeşitli açılardan ele alındığını görmek mümkün. Şimdi bu noktada devrimci kültür, devrimci sanat başlığı altında esasında meselenin ne olduğuna değinecek olursak, devrimci kültür sanat anlayışını bir sınıf sorunu olarak görenler, 70'li yıllarda toplumda iki tür sınıf olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlardan ilki, öteden beri var olan burjuva sınıfı, diğeri ise yeni oluşmakta ve giderek güçlenmekte olan işçi sınıfıdır. Bu bakış açısına göre burjuva sınıfı ya da egemen güçler, kendi sınırlarını korumak, sahip olduğu düzeni sürdürmek eğilimindedir ve bu yüzden de emeği temsil eden, ötekileştirilen işçi sınıfının üst yapı kurumlarında söz sahibi olmasını engellemek durumundadır. Bu anlamda devrimci sanat, burjuva sanatının kendi kültürünü, burjuva ahlakı ve yaşam anlayışını sürdürme eğilimine karşı işçi sınıfının çıkarlarını koruyan bir tutumu temsil eder. İşçi örgütlerinin, işçileri salt ekonomik sorunların çözüme bağlanmasını sağlayan bir araçmış gibi gösterdiğini, soruna işçi ücretlerinin artırılması açısından yaklaştığı için bu durum işçilerin yüzeysel, politik düzlemden uzak, pasifize bir anlayış içinde olmaları anlamı geldiğini ifade edenler, işçi sınıfının kitle bilinci kazanmaya, sınıf bilinciyle hareket etmeye gereksinimi olduğunu vurgulamışlardır. Bunun için de eğitimleri, kültür seviyelerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ancak işçiler kendi ekonomik, politik mücadelelerini sürdürmek zorunda oldukları için işçi sınıfı kültürünü, işçi sınıfından yana bilime inanmış küçük burjuva aydınları, bir bakıma entelektüeller ve sanatçılar tarafından oluşturması beklenmiş, bir sanatçının işçi sınıfının sorunlarını, yaşadığı toplumdaki çelişkileri iyi analiz etmesi ve işçiye çıkış yolu göstermesi önerilmiştir. Örneğin Ali Taygun, Sanat Emeği dergisinde çıkan Sendikalar ve Kültür adlı makalesinde sanayileşmekte olan Türkiye'de kültür-sanat etkinliklerinin işçi yaşamında daha geniş bir yer alması gerekliliğinden, bunun için de kültür alanının
demokratikleştirilmesi sorununun aşılmasından söz eder. Demokratikleştirme çoğul, katılımcı, eşitlikçi bir dünya düzenini ve emek sermaye çatışmasının emeğin lehinde sonuçlandırılması anlamına gelir. Ali Taygun'un sözleriyle insanın kendini yeniden üretme olanaklarının kitle içinde yaygınlaştırılması sorunu salt kültürel mirasının demokratik paylaşımı ile sınırlı değildir. Bir bilinç düzeltme hedefine de sahip olmalıdır. İşçi yaşamında yer alan düzenli kültür sanat etkinlikleri onların düşünsel üretim ve tüketimlerini etkilemekte ve insan olarak varlıklarının temelini pekiştirmektedir. Bu bağlamda örgütlenme biçiminin oluşumunda toplumsal sorumluluk ve dünyayı değiştirme arzusu yatar. İşçi sınıfına sunulan yaratıcı düşünce ürünleri doğal olarak o sınıfın dünya görüşünce değer taşıyan yapıtlar olacaktır. Bu da bireylerin bilinçlenmesinde doğrudan katkısı olan bir etmendir. Asım Bezirci de sosyalist kültürü, işçi sınıfının bilimine dayanarak kapitalizme, emperyalizme, faşizme karşı sömürüsüz, savaşsız, baskısız bir düzenin kurulup yerleşmesine, halkların kardeşçe, ulusların bağımsızca yaşamasına, insanların kitlelerin her yönden gelişmesine ve bilinçlerinin yaratıcı yeteneklerinin olgunlaşmasına yardım eden, bireylerle çevreleri arasında uyumlu, verimli ilişkiler kurulmasına katkıda bulunan demokratik, hümanist, devrimci bir kültür olarak tarif eder. Ona göre kültür çalışmalarının temel ödevi, sosyalist kişinin tinsel boyutlarının oluşmasına ve gelişmesine aralıksız olarak zenginleşmesine ve yücelmesine yardımcı olmaktır. Sanat ve kültür ancak yeni kişiliğin oluşmasına, aktif yoldan yardımcı olmakla, insan bilincini geliştirmek ve iç varlığını zenginleştirmekle sosyal ilerleyişin itici gücü olarak gelişebilir. Bunun için sınıfsal engeller kaldırılacak, toplumsal olanaklardan herkes özgürce, adil bir biçimde yararlanacaktır. Eğitim, öğretim, basın, yayın, sanat, edebiyat kurumları ile örgütleri, nitelikli kültür ürünlerini kişiler kadar geniş yığınlara da ulaştıracaktır. Giderek yapılan toplumsal işle kişisel eğilim, emekle yetenek, üretimle estetik birbirine yaklaşacaktır. Sonunda bireyle toplumun amacı, çıkarı aynı doğrultuda çakışacak, ikisi arasında uyumlu bir bütünleşme meydana gelecektir. Aslına bakıldığında bu görüşler temelde Marx ve Engels'in satır aralarında sözünü ettikleri, sanata ilişkin değerlendirmeleriyle de bağdaşık görünür. Söz konusu düşünürlere göre, toplumda egemen düşünceler, egemen sınıfın düşünceleri idiyse, yani sanat ve edebiyat da sınıfsal bir özellik gösteriyorsa, Lenin'e göre de her ulusta egemen kültür biçimi olarak bir burjuva kültürü, bir de ögeler halinde demokratik ve sosyalist kültür vardı. Çünkü her ulusta ezilen ve sömürülen kitleler vardır ve onların içinde bulundukları yaşam koşulları ister istemez demokrasi ve sosyalizm ideolojisinin doğmasına yol açar. Bundan dolayı genel ulusal kültür, toprak ağlarının, papazların ve burjuvazinin kültürü, proletaryanın kültürü ise demokrasinin ve dünya işçi sınıfının kültürüydü. Nitekim çıkış noktası işçi sınıf hareketine eklemlenmek olan Devrimci Savaşı'nda Sanat Emeği dergisi, yukarıda söze edilen görüşün uygulamaya dönüşmüş halidir. Dergi, bağımsız ve ilerici özel tiyatroların kapatıldığı, sinema alanında sistem karşıtı filmler yapmanın güçleştiği, sansür yasası üzerine hiçbir girişimin yapılmadığı, görsel sanatlar alanının sermaye piyasasının spekülasyonlarına terk edildiği bir ortamda, kültür alanının demokratikleştirilmesi için mücadele verenlerin sesi olma amacındadır. Barış Pirhasa'nın sahibi olduğu Devrimci Savaşı'nda Sanat Emeği dergisi, 1978 yılının Mart ayında çıkarılmaya başlamış, derginin yazı kurulunda Asım Bezirci, Atol Behramoğlu, Orhan Taylan ve Barış Pirhasan gibi isimler yer almıştır. Derginin ilk sayısında yer alan sunuş yazısına baktığımız zaman, ülkemiz sanat-kültür ortamına baktığımızda emperyalizmin ve burjuva kültürünün özellikle yığınsal haberleşme araçları yoluyla
Henüz feodal değer yargılarının tüm geçerliliğini koruduğu bölgelere varıncaya kadar geniş halk yığınlarına propaganda edildiğini görüyoruz. Bu yığınsal yozlaştırma olgusu en azından öncü kesimleri daha uyanık kılmak, onları devrimci düşüncenin, devrimci sanat ve kültürün değerleriyle kaynaştırmak gerekliliğini ertelenmez bir görev durumuna getiriyor. Bu görevin başarıyla yerine getirilmesi için işçi sınıfı hareketine yakınlık duyan sanatçıların toplu bir güç olarak ortaya çıkmaları, çalışmalarını daha etkili, planlı ve disiplinli geliştirmeleri gerektiği inancındayız. Sosyalist hareket içinde yer alan kimi sanatçıların bile disiplinsiz bir çalışma ve yaratma ortamında burjuva ve emperyalist kültürün etkisi altında yozlaşabildiklerini dünya ve yurdumuz pratiği göstermektedir. Sanatın özel bir yaratı uzmanlık alanı olduğunu unutmadan, bireysel arayışların ve özgünlüklerin önemini yadsımadan, işçi sınıfı hareketinin sorunlarıyla kaynaşıp ve bu sorunların gündeme getirdiği gereksinimlere sanat kültür alanında yanıt verebilecek bir dergi zorunluluğu böylece ortaya çıkmaktadır denilmektedir. Bu amaçla hazırlanan dergide Orhan Taylan'ın Türkiye'de Nazi heykelciliği, Küba afişleri ve afişçilik militan tavır, Atoğu Behramoğlu'nun Sosyalist Devrim'in yazarı Maxim Gorki, Ali Taygun'un sanatın ekonomik politikteki yeri üstüne düşünceler, Canan Beykal'ın Ekim Devrimi sanatı, resim sanatımız ve tekerci sermaye ve benzeri başlıklı yazılarının yayınlandığını, dernek ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği etkinliklere yer verildiğini görürüz. Sanatçılar işçi hareketine yalnızca kurumsal anlamda destek vermemiş. Aktif olarak da katılmışlardır. Örneğin devlet güvenlik mahkemelerine karşı direniş gösterdikleri gerekçesiyle işten çıkarılan işçilere destek olmak amacıyla 8 kuruluşun çağrı yaptığı ve aralarında İbrahim Balaban, Balkan Naci İslimyeli, Nuri İyem, Abidin Dino, Nedim Günsür, Neşet Günal, Özer Kabaş, Gürol Sözen'in de olduğu bir grup sanatçı, Görsel Sanatlar Merkezi'nde bir sergi hazırlayarak bağışlanan yapıtlardan elde edilen gelirleri DİSK Dayanışma Fonu'na aktarırlar. Tabii bu arada DİSK'in de Türkiye İşçi Partisi'nin devrimci sendikal bir organ olarak görev yaptığını belirtmek gerekiyor. Böylece bu bağlantılar da bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. İşçi sorunlarına dikkat çeken bir başka etkinlik 75'te gerçekleştirilmiş Berlin Kültür Şenliği Kurulu ve Kreuzberg Sanat Müdürlüğü tarafından şenlik kapsamında bir sergi yapılıyor. Bu serginin adı da Mehmet Berlin'de sergisi. Ve 3 sanatçıyı görüyoruz burada. Mehmet Hanefi Yeter, Mehmet Aksoy ve Mehmet Çağlayan. Bu etkinlikte de Almanya'da yaşayan işçilerin sorunları dile getiriliyor. Sanatçıların 1 Mayıs işçi yürüyüşü, lokalt, işçi ailesi, toplantı gibi toplumsal politik konuları irdeleyen çalışmaları etkinlikte sergilenmiş. 77 yılında bir başka etkinlik görüyoruz. Türkiye Akademiker ve Sanatkarlar Derneği tarafından Paris'te gerçekleştirilen ve madeniş grevini konu alan Genel Grev 4 Ressam Türkiye başlıklı sergi. Hayır, bunlar yanlışımız var. Nasıl? Bunu biz kendimiz yaptık. Yani Akademikerler Derneği'yle alakası yok bunun. Belgelerde yani, o şekilde ama tabii siz daha doğrusunu bilebilirsiniz. Çünkü ben katıldığım için biliyorum. Doğru. Peki, yani, bu yanlışı da burada hemen düzeltelim. Teşekkür ederim. Orhan Taylan, Nil Yalter, Yusuf Taktak ve Canan Beykal'ın katılımıyla gerçekleştirilmiş belgeler, desenler, sendikalara gönderilen telgraflar, gazete demeçleri, grev fotoğraflarından oluşan bir sunum beraberinde hazırlanmış. Kolektif resim diyelim isterseniz sunumdan ziyade. Adı öyleydi, kolektif resim. Kolektif resim sergisi. Evet, beraber yaptığımız bir sergileme yöntemiydi. Ozalit yöntemiyle çoğaltılıp birkaç yerde sergilenmişti. Ama bu dokümanlar da sonuçta kullanıldı. Evet. Şimdi buraya kadar tabii belgelere dayanarak konuştuğum için
ve araştırmamı da belgeler ışığında hazırladığım için zaman zaman bu tür yanlış bilgiler de edinmek durumunda kalıyoruz. Buraya kadar devrimci kültür, devrimci sanat ya da ilerici demokrat olma anlamında ne tür bir söylem geliştirildiğini, neyin altının çizildiğini ifade etmeye çalışırken bir takım etkinliklerden, işte çıkarılan yayınlarla bunun nasıl desteklendiğinden söz etmeye çalıştım. Şimdi biraz da sorunlara bakmak istersek, bunu da yine kısa keseceğim. Sanatçıların işçi hareketine desteği konusunda herhangi bir anlaşma yaşanmazken, işçi sınıfının bilinçlendirilmesinde önemli bir etken olarak görülen devrimci anlayışın sanatsal üretime yansıtılması sorunu tartışmalı bir konu olmuş. Devrimci düşünceyle gerçekleştirilen sanat yapıtlarının kitleleri içinde bulundukları sosyal bunalımı, bozulmayı anlatabilme, sosyalist düşünceye sahip sanatçının ekonomik, politik olayların değerlendirmesini yapabilme, çarpık düzenin düzeltilmesi için her şeyden faydalanmasını bilme özelliğine sahip olması ve sanatın halkı bilinçlendirme sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği üzerinde durulmuş. Ancak sanatsal yaratının öz biçim ilişkisine mekanik olarak indirgenmesinin bir sanat yapıtının ilerici, devrimci olma özelliğini engelleyebileceği olasılığına da dikkat çekilmiştir. Şimdi tabii çok benzer şeylerden söz ediyormuş gibi görülebilirim. Ama açıkçası 70'lerde bunlar çok sık konuşuluyordu ve baktığımız zaman yine belgelere, o dönemin basınına, çıkan yazılara baktığımız zaman açıkçası bu süreçteki sanatsal üretimin bir yönünü tabii biz burada ele alıyoruz. Sadece sanat yapıtlarına baktığımız zaman, etkinliklere baktığımız zaman hepsinin mutlaka ilerici olmak, demokrat olmak gibi bir savda olmadıklarını görmemek mümkün değil. Ancak dediğim gibi sergiyle ve bizim bir kesit olarak ele aldığımız bu konuyla ilgili açıkçası konuşulan şeylerin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Görsel sanatlar alanında da ilerici ve devrimci olma meselesi bu sanat yapıtları üzerinden farklı biçimlerde değerlendiriliyor. Bununla da ilgili bir takım eleştiriler var. Çünkü gerçekten de bu söz konusu olan kavramların sanatçılar tarafından nasıl algılandığını, yapıtlara nasıl yansıtıldığını tariflemenin, belli bir tanımını vermenin de çok kolay olmadığını görüyoruz. Görsel sanatlar alanında siyasi içerikli toplumu ilgilendiren konuları gerçekçi bir bakış açısıyla ele alan, ajitasyon, propaganda amaçlı yaklaşımlar biçiminde değerlendirilen yapıtların toplumcu, sosyalist, gerçekçi yaklaşımlar olarak görülebileceği de işaret ediliyor kim araştırmacılara göre. Buna göre toplumcu, sosyalist, gerçekçi sanat politikacıların ileri sürdüğü çözümlemeleri, çeşitli tiplemeler, işçi, köylü gibi aracılığıyla somutlaştırmayı, iyi niyetli düşünce ve özlemleri yansıtmayı ilke edinen, gerçekçi betimlemeden çok yüceltme ve coşturmayı önemseyen bir anlayışa sahip olduğu görülüyor. Çağdaş Türk sanat ortamında toplumcu, sosyalist, gerçekçi anlayışın ilk örneklerinin 70'li yıllarda verildiğini, Seyit Bozdağ'ın Burjuva'yı konu alan resimlerinde olduğu gibi sınıf eleştirisi yaparak bu doğrultuda yapıtlar üreten sanatçılara örnek oluşturduğu belirtiliyor. Ancak burada ne türden bir sınıf eleştirisi yapıldığı elbette ki tartışmaya açık. Bu görüşlerle birlikte konuya farklı biçimlerde yaklaşanlar da olmuştur. Örneğin konuya psikososyal açıdan yaklaşan Ahmet Hilmi Balcı'ya göre sanatçının öne çıkardığı en önemli unsur, kutsallaştırılmış, kanıksanmış, anlamsızlaşmış ölüm olgusudur. Dönemi içinde plastik dil açısından zayıf, ajitasyona dayalı, kuru ve şematik bulunan bu resimler, Balcı'ya göre psikolojik bir travmanın izlerini yansıtır ve en dikkat çekici olanı özgünleşecek, ekol haline gelecek zamanı bulamamıştır. Aydın Çubukçu ise resimlerin duygusal boyutuna işaret ederek, işçileri motive etmenin, etkilemenin, güven vermenin, güçlü kılmanın bir yol olarak sanatı kullandıklarını, gerçeği yansıtmasa bile olması gerekeni duyurduklarını ifade eder. Çubukçu'nun görüşünü destekleyen Sabahattin Tuncel ise o dönemde soldaki gelişmeleri uluslararası boyutuyla takip ettiklerini,
önce yaşadıkları ülkeyi, sonra da dünyayı değiştirebileceklerine dair inançları olduğunu söylemiş, işçi hareketi içinde bir nefer gibi çalıştıklarını belirtmiştir. Bu görüşlere karşın daha önce sosyalist devrimci sanat anlayışı başlıklı bölümde söz edildiği gibi, siyasi içerikli sanat yapan sanatçıların politik sistemi tehdit edecek, gündemi etkileyecek güce sahip olmadığını, devrimci sanatı biçim içerik ilişkisi içinde gördükleri ileri süren görüşler de var. Tüm bu görüşler bir araya geldiğinde 70'li yıllarda politik mesaj amaçlı sanat yapan sanatçıların içinde bulundukları özgür koşullar içinde hareket ettikleri, duygusal tepkilerini yansıttıkları, buna karşı inandıkları devrimci düşünceyi temsil etmekte gerekli ortamı bulamadıkları sonucu çıkmaktadır. Öte yandan devrimci sanat anlayışını toplumsal olayların birebir gerçeklik içinde yansıtılması olarak gören bir sanatçı grubunun güncel olayları ve tartışılan sosyalizm, burjuva, işçi sınıfı, sermaye gibi kitabi kavramları fotoğrafik bir algıyla resmettikleri sürece kendilerini devrimci olarak tanımladıkları görülür. Kimi sanatçılara göre de sanatın dili ne olursa olsun toplumu ileriye götürecek, yenilikçi ve dönüştürücü bir nitelikte olması önemlidir. Örneğin Mayıs sergilerine katılan kavramsal yapan sanatçılar, kavramsal sanat yapan sanatçılar, sanatın dönüştürücü, sorgulayıcı, yenilikçi yönünü öne çıkarmış, devrimden yana olduklarını sanatçı duruşuyla göstermeyi yeğlemişlerdir. Bu söz doğrudan sanatçılarla yapılan görüşme sonucunda elde edilen bir bilgiye, veriye dayanıyor. Şimdi ben tabii kabaca bu dönemdeki ilerici demokrat sanat söyleminin ne olduğuna dair bir çizgi oluşturmaya çalıştım. Sanırım Yusuf Hocam katıldığı ya da katılmadığı yönleri belirterek konuyu detaylandıracaktır. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Duvar resminden korkuyorlar. Duvar resminden korkuyorlar başlığı en sona denk geliyor. Yani biz Kuşadası'nda duvar resmi yapmaya gittiğimizde önce belediye başkanlığının vermiş olduğu duvarları aramaya başladık ve sonunda herkes duvarına sahip oldu. Belediye başkanı tabii ki izin verdi ama kaymakamlık izin vermedi. Biz bu izin alma verme süreci içinde sahilde hep beraber oturduk, resim yapmaya başladık halkın arasında büyük tuvallere. Yani zamanımızı böyle değerlendiriyorduk. Ve sonunda korsan bir yürüyüşe karar verdik. Oturduk, duvar resminden korkuyorlar sloganını o sırada uydurduk aklımızdan. Ama bu çok yankı uyandırdı. Hem devlet yetkilileri tarafından hem de kamuoyu, halkın etrafında son derece ilgi uyandıran bir yürüyüş oldu. Zaten bazılarını siz yukarıda gördünüz. Ertesi günü bizim bu yaptığımız korsan yürüyüşün savcılık tarafından takibe uğradığını öğrendik. Hemen arkasından da 12 Eylül geldi, çattı. O gün çocuksu bir sevinçle yaşasın bu savcılık takibatından kurtulduk diye sevindiğimizi hatırlıyorum. Ama 12 Eylül'de neler başımıza geleceğini henüz bilmiyoruz tabii ki. Sonra hep beraber otobüslere bindirildik ve kimi İstanbul'a, kimi Ankara'ya, kimi deniz yoluyla tabii yurt dışına açıldılar. ...76'dan başlayıp 80'e kadar süren bu dönemde ki duvar resimleri hareketi Türk resim ve heykel sanatı tarihinde çok ayrıcalıklı ve önemli bir yere sahiptir. Çünkü ne bu dönemden önce ne de bu dönemden sonra benzer bir etkinlik yoktur. Ama sonunda baktığınız zaman duvar resimleriyle ilgili somut bir takım resimler ya da heykeller görmüyoruz. Ancak yukarıda gördüğümüz belgelerle biz bu olaya tanırız. Çünkü bu toplum nedense duvar resimlerini ve meydan heykellerini kabul etmedi. Sadece toplumsal içerikli değil. Aslında tüm resim ve heykelleri kabul etmedi diyebiliriz. Bunun içerisinde soyut sanat da dahil olmak üzere.
Buraya gelmeden önce Kuzgun Acar'ın eşi Fersa Acar aradı beni. Çok yeni bir haber bu. Ankara'da bir toplantı olacak. Kuzgun Acar'ın GİMA'nın üzerinde bulunan Türkiye rölyefi var. Çok güzel bir iştir. 60'ların en belirgin işlerinden birisidir. Soyut Dışavurumcu Heykel. Bununla ilgili galiba bir sempozyum olacakmış. Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu. Bu bağlamda onu araştırıyorlarmış. Ama belgesi yok elde. Ben de olup olmadığını sordular ve sonunda ben de çıktı bir iki tane fotoğraf. Onlara vereceğim yarın. Ama bu heykeli de bizim millet, bizim ulus demir yerine koyup parçalayıp satmışlar. Anlıyor musunuz? Yok şu anda heykel. Sadece elde fotoğraflar var, o kadar. Tabii bu bağlamda birçok örnek verilebilir. Konumuz o değil ya, yalnız. 1976-80 yılları arasındaki dönemde sanatçılar, tabii bunu genç sanatçılardan bahsediyorum. Bu dönemler bizde gençlik tabii ki. Atölyelerini terk edip meydanlarda sanat yapmaya karar verdiler. Tabii hiç alakası yok ama ben biraz empresyonistlere benzetiyorum. Empresyonizm bildiğiniz gibi dünya sanatında son derece önemli bir akımdır. Büyük bir kırılmaya uğrar empresyonizmle beraber. Ve yepyeni sanatlar başlar onunla beraber. En önemlisi sanatçı atölyesini bırakıp tezgahını doğaya kurmuştur. Ve orada zaman ögesini, sanattaki zaman ögesini bize yansıtırlar. Çok önemlidir. Biz de o dönemde hatırlıyorum, atölyede çalışan pek az gibiydik neredeyse. Nerede bir duvar varsa karın tokluğuna gidip orada çalışıyorduk. Kimi zaman Antalya gibi bir yer oluyordu. İşte bir yandan güneşlenirken bir yandan resim yapıyorduk. Beş parasız dönüyorduk sonra. Yani o bize toplumsal bir heyecan veriyordu. Sanatımızı anlatmaya, topluma sanat anlatmaya çaba gösteriyorduk. Biz de empresyonistler başka şeyler ararken bizim odağımız sadece toplumdu. Toplumla empati kurmaya çalışıyorduk. Onlara neredeyse gelmekte olan devrimin görsel açıdan ulağımı yapıyorduk bir adeta neredeyse. Çünkü çok inanmıştık. Neredeyse devrim olacaktı o dönemde. Çok çocuksu bir şey. Hatta yeri gelmişken söylemek isterim. O dönemde soyut resim yapan sanatçılar bile, tanıdığınız, bildiğiniz, isim vermek istemiyorum, resimlerinin bir kenarına figür yerleştirmek istiyorlardı. O kadar alıp başını gitmişti ki figürle ilgili işte bu tür sosyalist, toplumsal resimler, sanat, toplum vesaire bu tür söylemler adeta moda gibi yayılmıştı. Şimdi türban takmak isteyen kadınlar gibi, o zaman herkes toplumsal gerçek resim yapmak istiyorlardı. Ben duvar resimleri yaparken o zamanlar çok revaçta olan Meksikalı ressamlar konuşulurdu hep. Sucueros, Rivera gibi. Nedense ben onları hiç hayal etmedim resimlerimi yaparken. Daha çok benim için büyük sanatçılar vardı. İşte Picasso, Matisse bayılırdım gençliğimde. Rauschenberg'in resimlerini çok severdim. Onların hayaliyle resimler yaptım. Onlardaki kompozisyon, onlardaki iletişim benim çok hoşuma gitmişti. Farklı bir denemeydi bu. Bu bakımdan da kimi arkadaşlarla çeliştiğim yanlar oluyordu. Duvar resimleri olayının en popüler ismi Antalya Duvar Resimleri'dir. O dönemde bu festivale katılan sadece ressamlar ve heykeltıraşlar değildi. Farklı alanlardaki sanatçılar da bu olayın içindeydiler. Doğal olarak basın da çok vardı. Bir de sanat yapıtlarına saldırı olunca bu gazetecilerin iyi bir malzemesi oldu. Ve çoğu basında bu gündeme geldi. Antalya'da yaptığım duvar resmi bir mezbaha duvarıydı. Zeminde insanların elle ulaşabileceği bir noktaydı. Bilerek onu tercih ettim. 37 metrelik bir duvar düşünün. Tam ortasında
bir kapı vardı. Sözde bir tarafta kapitalistlerin dünyası yansıyordu. Öteki tarafta da işçi sınıfı, gençler vesaire onları yansıtan bir şeydi. Yürüyüş yapan insanlardı. Kimi ellerini kaldırmışlar. Tabii bu esnada kimi abilerimiz geliyordu. Acaba yumruk kaldıranlar sağ kolunu mu kaldıracaklar, sol kolunu mu kaldıracaklar? Onun tartışması vardı. Çünkü bu bir simgeydi. Hangi kolu kaldırıyor vesaire. Ben de iyice bu tartışmaları farklı boyutlara sürüklememek için taşıdıkları pankartların üzerini beyaza boyamıştım. Beyaz pankart taşıyorlardı. Yani her tarafı simgeleyen bir işçi sınıfı yürümektedir edasıyla yaklaşmıştım. Ama sonunda resimlere saldırılar başlayınca benim bu pankartların üzeri farklı gruptaki, farklı anlayıştaki insanların saldırısına uğradı. Onların sloganları yazıyordu. Kimi tek yol devrim yazıyordu, kimisi tek yol İslam yazıyordu, kimi Hıra kadar, Hıra dağı kadar Müslümanız, bilmem ne dağı kadar Türküz falan diye onları yazıyorlardı. Dolayısıyla tam bir görüş arenasıydı ve bu benim çok hoşuma gitmişti o zaman. Belediye başkanıyla anlaşmıştık. Bunlar böyle kalsın lütfen çünkü bu bizim toplumumuzun, o dönem bir toplumun aynası. Bunları silmeyelim diye karar vermiştik. Ta ki 12 Eylül oluncaya kadar devam etti. Evren Paşa karpuz kaldıran kampına giderken önünden gidiyordu. Görmüş ve rahatsız olmuş beyefendi ve onu sildirttiydi sonunda. Ben bu devir, duvar resmi yaparken işçilerin yerine kasapları kullandım orada. Onların resimlerine bakarak onların portrelerini yaptım. Daha sonraları bir takım sorunlar çıkmadı değil tabii ki. Oradaki kasaplar gelip aman abi ne olur benim resmimi benzetme, ben çoluk çocuk sahibiyim. Yarın bana ileride bir silah atarlar, onlar ortada kalırlar diye yalvardıklarını hatırlıyorum. ...77 1 Mayıs'ındaki yaptığımız büyük bezde, büyük pankartta 10-15 gencin bir araya geldiği bir grup çalışması sonucunda çıkmıştı. Diskin üst katında yapmıştık. Bir takım düşünceler söylendi ama sonuçta benim önerdiğim düşünce kabul edildi. O da Leonardo'nun Vitruvius insanı vardır. Onun yatay olduğu için bir bölümünü kullanmak durumundaydık. Ve o gençlerin hep beraber bir arada yaptıkları bir çalışma olmuştu. Onu da belirtmek istiyorum. Ben 70'lerin ortasından 12 Eylül darbesi oluncaya dek olan sürede örgüt kavramını bilemeden belirli bir ortamın içindeydim ve sonunda kendi sanatsal kimliğimi de kazanamadan, sanatçı uğraşını bile başaramadan neredeyse örgüt kavramını öğrendim orada. Görsel Sanatçılar Derneği içerisinde bir yandan kendi resimlerimi üretirken, bir yandan da politik olaylara katılıp ve bu dernek içerisinde birçok kültürel etkinlik yaptım. Çünkü Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanıyım ben. John Berger'e kadar birçok aydın kişi gelip dernekte konuşmuşlardı. Çünkü benzer nitelikte konuşma alanları yok gibiydi neredeyse. Bir de şeyden bahsetmek isterim size. Bu örgütçülüğün getirmiş olduğu benim özgeçmişim gibi olacak neredeyse. Getirmiş olduğu etkiyle 12 Eylül sonrasında Günümüz Sanatçıları sergisi düzenledik. İlk başta müzenin etkinliği gibi görünürken giderek hem düzenlemede hem de her türlü açıdan yardımla bugünkü ortama
kavuşmasını neredeyse ortaya çıkardık. Arkasından öncü sanat sergileri çıktı. Arkasından Plastik Sanatçılar Derneği'ni kurduk. O da benim önerim üzerine olmuştu. Ve sonunda İstanbul Sanat Müzesi Vakfı'nda İstanbul'a bir İstanbul Modern Müzesi kurma hayaliyle uğraştık. Sonunda tabii ki Züğürt tesellisi oldu. Elimizde iki tane çağdaş sanat üzerine yapılan katalog, yani Türk sanatını irdeleyen bir katalog kaldı. Ancak biz müzeyi kuramadık kuşkusuz. Parayla ilgili bir sorun. İstanbul Modern adı da şimdiki kuruluşa gitmiş oldu. Bu konuda da mutluyuz doğrusu. Son olarak onu biraz da belirtmek isterim. Bu sergiyi düzenleyen en başta Vasıf Kortun'a teşekkür etmek istiyorum. Ve onun değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'de ben birçok sergiye katıldım, birçok sergi yaptım. Hem müzede hem de farklı yerlerde belgesel sergiler yaptım. Ama bu denli sergi kayıtlara geçmesi açısından çok önemli. İlk kez oluyor böylesine bir sergi. Bu konsept bence bundan sonra açılacak birçok dönem sergisine eklenebilir durumdadır bence. Bir de yukarıdaki stansırlardan bahsetmek isterim. Bu güzel sergi devam ederken arada çirkin yazılar çıkıyor karşınıza. Biz örgütlüyüz diye. Bizim dönemimizde biz örgütlüyüz demek biraz ayıptı yani. Zaten örgütlü olduğunuz, yaptığınız etkinliklerle, yaptığınız faaliyetlerle, yaptığınız resimle ortaya koymaya çalışırdık. Sanki dinsel bir mabet içerisinde gürültü yapan insanlar gibi geldi bana. Ve hiçbir amacı da yok bence orada o yazının olmasının. Hiçbir katkısı yok. Elbette bu serginin etki ya da tepki duyulmasından elbette taraftarım. Bunun içinden geldim çünkü. Bu anarşizmi yaşayan birisiyim çünkü. Ama galiba isabetli olmamış. Vasıf Kortun'un engin hoşgörüsüyle o yazılar orada duruyor. Ben bunları söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun, soru mu sormak istiyorsunuz? İki tane sorum var. Evet, işte size Yusuf Bey. İlki bu ideoloji demokrat sanat tanımı Görsel Sanatçılar Derneği üyeleri içerisinde ne kadar geçerli? Yani 300'e yakın bir üyeyle bildiğini biliyoruz. Bu tanım hepsi için geçerli midir yoksa bu bir akım olarak böyle devam ediyor? Evet. Birkaç öncüsü mü var? İlk sorum bu. İkincisi de Güler Hanım'ın konuşmasında sık sık bahsettiği bu işçi sınıfıyla birebir ilişki kurma durumu var. Biz de serginin araştırmasını yaparken herkes, her konuştuğumuz, röportaj yaptığımız herkes bundan bahsetti. Ama sergi malzemesi içerisinde bunu görmek çok zor. Bir genel bir sergisindeki demin örneğimi gördük. Evet. 77 yılında bir onda birebir bir ilişki görüyoruz. Bir de disk yarışma sergisi 76 yılında. Evet. Bunun dışında bunun örneklerini görmek de zor. Belki malzemesi bulunmadığı için olabilir. Evet. Bu iki sorum var. Biz Antalya Duvar Resmi'ne katıldığımızda basındaki ilgiyi görünce oradaki belgeleri toplayıp ve yapılan resimlerin fotoğraflarını çekip İstanbul'da sanat camiasıyla paylaşmak istedik açıkçası. O zaman Taksim Sanat Galerisi çok popülerdi. CHP'li de belediye başkanı vardı. Hemen bize yer verdi. Ancak serginin başlığını koymak gerekiyordu. Bu insanlar kimdirler diye. Üst başlık koymak konusu tamam belli Antalya Duvar Resimleri. Sonunda orada topluca ilerici demokrat sanatçılar diye böyle bir isim kondu. Ve bu sıkıntıdan sonra Görsel Sanatçılar Derneği'ne sahip olundu. Başka bir grubun elindeydi. Biz ne yapmamız gerekiyor? Bir dernek, derneğimizin olması gerekiyor. Dernekle beraber bu etkinlikleri daha çok yaparız diye düşündük. Arkasından baktık ki Görsel Sanatçılar Derneği atıl durumda bulunuyor. Çok vasat bir dernek kimliğinde. Ve hemen ilk genel kurulda oylamayla idareyi ele almıştık biz o dönemde. Ve bundan sonra da öyle devam etti. İkincisinde de bir kez daha tekrar eder misiniz lütfen?
işçi sınıfıyla ilgili olan birebir ilişki evet. Çok bahsettiler ama aslında örneklerini çok da malzeme özelden göremediğimiz evet. Bir ilişki var. Vay. Diskle çok bağı vardı bizim etkinliklerin. İşçi Partisi ya da şimdi artık iyice legalize olmuş olan, iyice belirginmiş olan TKP taraftarları, Barış Derneği vesaire bunlarla beraber işçi sınıfı hareketine destek veriyorduk biz. Çoğu etkinliğimizde bu bağlamda yer vermiştik. Görsel Sanatçılar Derneği'nin Vadeçeşme'deki merkezinde benzer içerikli çok sergiler yaptık. Aynı zamanda bir takım fabrikalarda, bir takım merkezlerde, işçi merkezlerinde de hem duvar resmi yaptık hem de karma sergi etkinlikleri yaptık. Kim az önce hanımefendinin de bahsettiği işçi grevlerini desteklemek üzere sergilere de katıldık, çokça katıldık. Bunları söyleyebilirim. Bilmiyorum kimin soru takip ettiğini. Yani siz de bu ileride demokrat sanat tanımı ile ilgili o dönem üzerinden gerçekten ne kadar devamlılığın olduğunu ve ne kadar büyük bir grubunun olduğu ile ilgili bir araştırmanızı bilgi çıkıyor. Açıkçası yani metni aktarırken de altını çizmeye çalıştığım bir konu vardı. Bunun söylemlere yansıması daha çok. Yani bunu tabii karşıt söylemler olarak da düşünmek lazım. Sadece Marksist düşünce, sosyalist kültür düşüncesi olarak değil. Bunun karşısında duran ve kendilerine üstelik ilerici diyen farklı görüşler de var. Mesela sağ tandanslı ya da milliyetçi, İslamiyetçi çizgide daha çok belli bir ideolojiyi benimsemiş olan kitlelerin de kendilerini ilerici olarak görmesi gibi bir durum da var. Ben tabii hani çok fazla detaya giremedim, çok genel hatlarıyla aktarmaya çalıştım. Ama bunu bir karşılıklı düşünceler halinde görmek gerekiyor. Şimdi bu festivallerle ilgili mesela bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi belki metnimde çok fazla sosyalizmi öne çıkaracak söylemlere yer verdim ama o dönemde bir başka önemsenen bir söylem daha var, o da halkçılık. Yani halka ulaşma, halka yönelme, halkla kucaklaşmanın da sanatçılar için önemli bir düstur olduğunu da görmek gerekiyor. Yani bunu sadece bir Batı ideolojisinin Türk sanatçılar üzerindeki etkisi olarak görmek değil, kendi iç koşulları çerçevesinde de sanatçıların bu eylemlerinde toplumla kurdukları ilişkiye de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bize tek bir ilerici demokrat sanat tanımı vermiyor. Benim de söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani bu konuda aslında bir kafa karışıklığı olduğunu da görmek ya da söylemek mümkün. Mesela ben kendi araştırmam sırasında görüşme yaptığım sanatçıların profiline baktığımda Şükrü Aysan kavramsal sanatla ilgilenen işte 1977'de sanat tanımı topluluğu kuruluyor. Batı'da 1960'larda geçerli olan kavramsal sanatla ilgili metinler burada çevirileri yapılıyor. Bunu pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Mesela Şükrü Aysan'la konuştuğum zaman, onunla görüşme yaptığım zaman bir sanatçı olarak kendisinin kavramsal sanatla ilgilendiğini ama tabii bir sanatçı olarak devrimci ve ilerici olduğunu söylerken Turan Erol farklı bir sanat görüşü içerisinde çalışan bir isim. Mesela Turan Erol da evet biz ilerici sanatçılardık diyebiliyor. Dolayısıyla hani bunun belli bir sanatsal ifadeye, belli bir etkinlik tarzına bağlamak da çok kolay değil. Bunu çok daha geniş kapsamlı belki görmek gerekiyor. Sizin sorunuzla ilişkisi bu bağlamda değerlendirilebilir. Hani somut olarak şu etkinlikle, şu olayla karşılığını buluyor demek zor. Sanatçıların bir duruş sergilediğini daha çok görmek mümkün. O yüzden hani sanatsal üretime yansımasında da bir takım sorunlar olduğunu işaret etmeye çalıştım. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim. Bizim Antalya duvar resimler yaptığımız yaptığımız esnada başka bir durum da çıkmıştı ortaya. Yani duvar resimlerine alışık olmayan bir sanatçı görüntüsü
çıkmıştı. Yani tuvalin başında sanatçı bir şeyler yapıyor ama duvarda ne yapacaktı? O sorun var. Nitekim yukarıdaki sergiyi gezdiğinizde çoğu sanatçı için belki bu bir eleştiri olabilir. Hala tuval resmi yaptıklarını görüyoruz. Yani tuvalde yapmış olduğu görüntüyü duvara yansıtmışlardı. Oysa duvar resminin farklı bir dili vardı. Bu neredeyse yerine gelmemişti. Bunu belirtmek gerekir bence. Tuval ve duvar resmi farklılığı var. Bir dönem az önce siz de bahsetmiştiniz Güler Hanım. Yani 70'lerin başlarında Neşet Günal ve onun öğrencileri demek istiyorum. Toplumsal gerçekçi resimler yapıyorlardı. Ama onlar hiçbir zaman duvar resmi olayına girmediler. Kendi çevrelerinde işçi sınıfı, devrimci gençler resimleri yapıyorlardı. Adeta galeri çerçevesinde kaldılar gibi geliyor bana. Yani sonradan değerlendirdiğim zaman bunu söylemek olası bence. Soru söyleyeyim. Özellikle sendikal hareket içinde yapılan duvar resimlerinin ve diğer faaliyetlerin bir haritalandırmasını yapmak mümkün mü? Yani böyle bir hafızayı da oluşturabilir miyiz? Özellikle ben yanılmıyorsam maden üzerinden Kartal'ı düşünürsek. Evet. Bir de mesela size şey nasıl gelmişti? Yunanistan'da da, Atina'da da duvar resimleri yaptınız. Şimdi bu hangi bağlantılarda, ilişkiler ya da davetler üzerinden böyle bir şey işliyordu, onu merak ediyorum. Atina'da yaptığım duvar resmi Yunanistan Barış Derneği'nin davetlisi olarak gitmiştim. Bir sinemacı Oğuz Makal katılmıştı. Ben de duvar resmi yapmak üzere 15 gün beni davet ettiler orada. Az önce Türkiye'de yaptığım duvar resimleri gibi oldu orada da. Yani herhangi bir şey olmaksızın sadece Atina'da bulundum. Bir işçinin evinde kalıyordum. Onlar ağırlıyorlardı beni. Ve komünist bir belediyenin merkezinde olan bir duvara yapmıştım. İstanbul'da da yaptığımız maden işe yaptık. Zekai Ormancı rahmetli oldu. Ahmet Ökten ve ben üçümüz bir büyük duvar resmi yapmıştık. Onun akıbeti nedir onu bilmiyorum doğrusu. Güzel bir resim olduğunu düşünüyorum onun üçümüzün yaptığı. Onun dışında diskte yapılmıştı. Kartal'da sendikaya değil de meydana yapılmıştı. Yani bir takım duvarlara yapılmıştı. Onu biliyorum. Yani o konuda herhangi bir somut veri söyleyemem kendi açımdan. Belediye evet, Kartal Belediyesi. Şey değildi. Yok, Kartal Belediyesi çağırmıştı. Kartal Belediyesi çağırmıştı. Onlar ilerici belediye oluyorlardı. Tabir oydu o dönemde, ilerici belediye. Şimdi şunun adını koysak mı artık? Yani ilerici belediye dediğimiz zaman Türkiye Komünist Partisi. Evet, zaten değil, az önce söylemiştim zaten. Doğru evet, dedim. Öyle deniyor, evet. Yani, o işler ne dediğimiz zaman da aynı şeyden. Kuşkusuz tabii, tabii. Evet, evet, evet. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Yani biz resim yapmadan önce mi? O dönemde yani işte 76, 75, 80 dönemi içerisinde mesela bugün düşündüğümde işte grafiti, duvar resmi, evet, sokak sanatı evet, falan bir takım şeyler hakkında konuşabiliyoruz. Evet. Onları biraz işte çeşitli anlamlarda karşılaştırabiliyoruz. Sadece görselleştirmek istedim. Tanığı olmadığım için. Tabii. Başka birileri gelip bir şeyler kırıyorlar mıydı? Yani neler vardı acaba? Valla resim yoktu bir kere. Daha çok yazı vardı, slogan vardı. Ve o an bitmesi gereken sloganlardı. Hatta bu konuda çok ölüm vakaları da olmuştu. Yani yazı yazarken öldürülen gençler.
bazı sanatçılara bu şey verdi, yani ilham diyeyim eskilerin tabiriyle, resim yapanlar var. Duvara yazı yazarken öldürülen gencin resmi. Genel görüntü buydu. Yani bolca yazı görüyordunuz. Tabii ki kırmızı ağırlıklı yazılardı bunlar. Ve yazıların, sloganların cinsine göre hangi grubun yazdığı çok belli oluyordu. Az önce de belirttiğim gibi kolların kalkıp inmesi hangi grubun simgesi olduğunu ortaya koyuyordu. Tabii ki kimi zaman slogan yarışları da oluyordu. Birinin üzerine başkası yazıyordu. Dolayısıyla soyut, kaligrafik bir resimle çıkıyordu aslında kendiliğinden. İşte bizim resimlerin yok edilmesi de öyle bir yasa çıkartıldı darbe iktidarı tarafından. O sloganların yerine konarak bizim resimler silindi. Yani duvara yapılan her şeyin silinmesine karar verilmiştir deyip bir günde silindi hepsi de. Şimdiki çok cılız görüyoruz. Yukarıdaki biz örgütlüyüz yazısı gibi böyle cılız yazılar, anlıyor musun? Ya da 10 numara kübistin bacım yazıyor şimdi. Onlara göre. Buna benzeyen şeyler var. Bir kere görkemli olması gerekiyordu yazılan yazının. Yani kocaman büyük fırçalarla bu dilden dile anlatılıyordu. Yazan yazılar kocaman fırçayı aldım, deva yazdım kocaman falan diye. İşte faşizme geçit yok yazdım gibi buna benzeyen büyük alanları kaplaması lazımdı ve tabii ki örgütlü bir girişimdi bu. Yani bir kişi tek başına ben yazı yazmaya çıkayım demesi düşünülemezdi. Ancak bir grup olarak gidilir ve o grup beklerdi, nöbet beklerlerdi ölme vakası olmasın diye. Öyle şey yapılırdı yani. Başka soru sorun var mı? Buyurun. Konuşmanız için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben merak ettiğim konu şu. O dönemde sanatçı olarak sizin işçilerle bireysel ilişkileriniz nasıldı? Size nasıl bakıyorlardı? Mesela şu anda geldiği için söylüyorum. Vasıfa söylemiştim bunu. Yukarıda Sarkis'in işi var. Görmüşsünüzdür galiba Sarkis'in. Onu Sarkis İstanbul'a geldiğinde çokça görüşüyorduk, konuşuyorduk. Maden İş Genel Sekreteri ile beraber, hep beraber bir yemekteydik. Mehmet Ertürk mü neydi, yanlış hatırlamıyorsam. Genç, delikanlı, çok zımba gibi birisi. Yaptığı şeyleri anlatıyordu işte grevlerde, şurada, burada. Sarkis çok etkilendi ondan. Tuttu, çoğaltılmış bir eseridir o. Bunu dedi, sana hediye ediyorum dedi. O da nezaketle kabul etti. Doğulu bir adam, çok sağ ol dedi falan filan. Ama o gittikten sonra Yusuf, ya sen bu dedi zımbırtılardan iyi anlarsın dedi, bu neyse dedi. Ben bunu sana vereyim dedi. Ben bundan bir şey anlamam dedi. Ben maden işin genel sekreteriyim ama maden diye veriliyor bana bu. Bana o da bana geldi yani. Ondan sonra ben de bu sergiye verdim. Sergilensin diye. Aslında hep saygı gördük yani, gerçekten öyle. Diskte resim yaparken aynı şekilde, maden işte yaparken aynı şekilde, bütün gittiğimiz ortamlarda son derece saygılı ve sevgili yaklaşıyorlardı sanatçılara. Çünkü onların dili olduğumuzu biliyorlardı bir biçimde. Aynı şekilde Atina'ya gittiğimiz zaman da öyle. Yani orada da bütün işçiler bize yardım yapıyorlardı. Ben resim yaparken hiç yorulmayayım diye oraya buraya koşturup resimler, pardon, boyalar, fırçalar alıp temin ediyorlardı. Çok iyi bir ilişki vardı sanatçılarla bence. Zaten Görsel Sanatçılar Derneği'yle aslında genel olarak örgüt bağlamında çok iyi ilişkileri vardı. Nitekim 1 Mayıs yürüyüşlerinde fotoğraf ya da benzeri durumlarda görsel müdahaleler bağlamında Görsel Sanatçılar Derneği'nin izni talep ediliyordu. Öyle bir ilişki vardı. O yani Türkiye'nin derin konusudur aslında. Evet. Yani sadece yani işçiliği değil yani biz evet. O zamanlar bu konular çok tartışılıyordu. Evet. Sorunlar gerçekleşmiş. Evet. Yani bunların hiçbiri halkı ve işçi sınıfı
Evet. Ve topluma işte hem örnek olacağız, eğiteceğiz, onlar vardı ama bunların hiçbirini gerçekleştiremedik. Yani biz çok acı bir gerçek ama sanatı yaymak ve sanat yapmak, sanatı toplumlara yaymak belli bir kültürün sonucudur. Bunu bilmek gerekiyor. Yani bizler orada sihirbazlık yapmaya çalışıyorduk aklımız sıra. Ama dediğiniz gibi yani olacak şey değil. Bu belli bir süreç gerektiriyordu. Hatta o dönemin kalan tarihi eserleri diyeyim ben onlara tırnak içerisinde. Hala yukarıda yapılan sergide demin Şener'le paylaşmıştım onu. Acaba bunlar yapıyorlar, bu kapitalistler, bunların bir art niyeti olabilir mi sence Yusuf? Ne dersin diyorlardı. Hala kuşku var yani o eski. Ben bununla konuşuyorum, acaba o polis midir ya, benimle niye konuşuyor gibi kuşkularla yaklaşırlardı. O yüzden çok zor yani. Kültürel bir olay kuşkusuz. Başka sorusu olan var mı lütfen? Merhabalar. Yusuf Hocam sorum size gelecek. Ben sosyetenin her zaman bir ülkenin bilinç, kültür, entelektüel yapısını çözmek için o sosyetenin sahip olduğu bilgiye her zaman önem veririm. Ve sosyete bir ülkeyi biraz özetler gibi bakıyorum. Hani, şu an kutup kitaplarla o yönde biraz araştırmalarım. Sizin döneminizdeki sosyetenin entelektüel birikimiyle. Sosyete deyince neyi kastediyorsunuz? Sosyete derken şundan bahsediyorum. Büyük burjuvaya kesiminden. Evet. Ön planda olanlardan işte büyük iş sahipleri, büyük bankacılar, işte büyük patronlar. Evet. Onların çocukları sizin yaşıtlarınız o dönemki. Ve bir de şimdiki sosyete. Şimdiki yani sosyete deyince akla ne geliyorsa. Bu iki sosyetenin arasındaki fark nedir sizce? Ya çok büyük fark var. Nasıl ki sanatçılarda çok büyük farklılıklar çıktı. Sanat topluluğunda çok büyük ilerlemeler oldu. Sanat mekanlarının büyümesi, müzelerin çoğalması, böyle bir mekanda konuşabiliyoruz sizinle. Bunlar çoğaldı. Kuşkusuz bunlar tek başına olmuyor. Sizin tabir ettiğiniz sosyete tek yerinde bir deyim midir bilmiyorum ama sanatseverler diyelim bence. Ötekinde yorum var çünkü. Sanatseverler, bilinçli sanatseverler çoğaldı. Bilinçli patronlar çoğaldı yani sanatı seven. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu bankanın sanata değer veren bir patronu olmasa mümkün mü Beyoğlu'nun en merkezi yerinde böyle bir şeye yer vermesi? Benzer birçok örnek verilebilir. Hep beraber Türkiye'deki kültürü doğuruyoruz. Kuşkusuz o dönemle kıyaslanmayacak ölçüde. Çok var. Şu anda çünkü sanatçılar tek başına yaşamlarını atölyelerinde sürdürebiliyorlar. O dönemde mümkün değildi bu. Ancak bir kurumda çalışmak zorundaydınız, devlet kurumunda çalışmak zorundaydınız. Ya da bir dönem Nuriye'nin resminde Orak Çekiç yaptı diye resim heykemcisinden atılırdınız. Yani ona benzeyen devlet sürekli sizi sansüre uğratıyordu. Benim merak ettiğim bir başka konu da o dönemde yaşayan sanatçılar olarak böyle bir toplumsal hareketin içinde yaşayan, var olan sanatçı olarak bir dünya tahayyülümüz vardı. Yeni bir dünya yaratabiliriz. Sosyalist bir dünya, daha eşit, daha adil bir dünya yaratabiliriz. Tabii ki toplumsal altyapısı da var bu tahayyülün. Toplumsal çok büyük bir destek de var. Bugün böyle bir toplumsal altyapı yok, toplumsal destek yok. Sınıf mücadelesi çok sönümlenmiş durumda. Burada sanatçının konumu, mesela sizin özelinizde hala böyle bir tahayyülümüz var. Fakat biraz daha kendi içimizde yaşadığımız bir tahayyüle mi dönüştü bu? Galiba. Yani ben tabii ki toplumsal değerlendirme yapmada kendimi yeterli bulmam. Benim işim değil çünkü. Benim yaptığım şey belli. Ancak sanatçı bağlamında değerlendirdiğimiz zaman çok kaypak bir sınıftır sanatçı sınıfı. Kendi çıkarlarını düşünen, kendini düşünen bir sınıftır. Gerçekten sınıf diyeceksek eğer, bir topluluk diyelim veyahut da.
Ama bu her dönemde öyle olmuştur. Ve Türkiye'nin sosyopolitik yapısına baktığımız zaman 50, 60, 70, 80 böyle 10'ar yıllık periyotlar halinde dağılır. Ve bu dönemler içerisinde sanatçıların nasıl çil yavrusu gibi dağıldıklarını görürsünüz. Ve dönemler değişirse sanatçıların yapısı da değişir. Buna kimse şunu yap demez. Sanatçılar kendiliğinden bunu otosansüre uğratırlar. 70'ler olur, başka bir şey yaparlar. 80'ler olur, kimse onlara bir şey yap demez ama onlar soyut sanata, soyut dışarımcılığa soyunurlar. Ve ağır ağır figüratif ekspresyonist yaparlar. Yani sanatçıları irdelemek gerekiyor bence. Kendimizi eleştiriyorum bu konuda. Yani onları bir sınıfta değerlendirmek gerçekten çok zordur. Çok bencil, bireyci ve kaypaktırlar bence. Yani bu genelde yemeği zaman. Yani genel olarak tabii ki yani benim düşüncem bu. Çünkü bütün dönemleri yaşamış birisi olarak, hatta eski dönem yaşamadığım dönemleri de araştırmış birisi olarak söylüyorum. Hemen bir zora geldiği zaman kaçma durumu vardır sanatçıların. Neden böyle yaparlar? Onu araştırmak lazım. Belki ben yanlışımdır tabii ki. Ama dönemlere baktığımızda onu gösteriyoruz. Yani mesela demin Nuri Yem'le ilgili konuştum. Nuri Yem'in hapse girmesinde sanatçıların raporu vardır. Yani sanatçılara sorarlar akademideki profesörlere. Bu öyle, benim elimde belge var bu konuda. Bu nedir? Yani elinde, yani o yüzden o sanatçı oradan ayrılmıştır müzeden. Müze Nuri Yem gibi yetenekli bir adamı koruyamamıştır ve onu piyasaya atmıştır. Sonra Nuri Yem resmi başka bir çehreye doğru dönüşmüştür. Çok ileri resim yapacakken bu adam adeta Türk sanatı bunu kaybetmiştir elinden. O da ne yapsın, yaşamını sürdürmek için başka türlü resme doğru kaymıştır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.